Bu videoda da sperm dondurmadan bahsedeceğiz. Spermi hangi durumlarda donduruyoruz? Öncelikle bir ön bilgi vermek istiyorum. Arkasından laboratuvarda ne tarz işlemlerden geçiyor, onlardan bahsedeceğiz. Şimdi sperm dondurmak için belli endikasyonlar lazım. Nedir bu endikasyonlar? Şu an Türkiye'de sperm dondurması uygun olan hastalar herhangi bir kemoterapi tedavisi görmesi nedeniyle testisleri zarar görebilecek ya da herhangi bir hastalık nedeniyle ya da herhangi bir operasyon olacak ve testislerinde bir hasar meydana gelebilecek hastalarda sperm dondurmaya izin veriliyor. Dolayısıyla bu hastalar uygun raporlarıyla, doktorlarının yazdıkları raporlarla bize geldiklerinde sperm hücrelerini dondurabiliyoruz. Aynı zamanda testis dokusunu da dondurabiliyoruz. Yani azospermik hastalarda yaptığımız test operasyonu sonrası elde ettiğimiz spermlerin bir kısmını mikro enjeksiyon için kullandıktan sonra geride kalan dokulardan bir kısmını da daha sonraki yıllarda ya da zamanlarda kullanılmak üzere hastalar eğer bunu kabul ediyorlarsa dondurma işlemi yapıyoruz ve kesinlikle de öneriyoruz. Çünkü tekrar tekrar operasyon görmesini istemiyoruz hastanın. Hastalar için de avantajlı bir durum oluyor. Bugün testeyi nasıl donduruyoruz onu göstereceğim bu videoda. Sperm de çok benzer şekilde donduruluyor zaten. Tek farkı birinde semeni donduruyorsunuz, diğerinde ise dokuyu donduruyorsunuz. Yani tese dokusunu donduruyorsunuz. Şimdi gerekli olan malzemeleri yine anlatacağım. Neler var? Öncelikle gerekli olan şeyler küçük viyaller. Biz viyallere donduruyoruz tese dokularını. Strova donduranlar da var. Daha ince uzun tüp şeklinde olan bir materyal ama biz viyal kullanıyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki bir dondurma solüsyonu gerekiyor. Bunu da normalde -20'de sakladığımız için oda sıcaklığından daha doğrusu eritmemiz gerekiyor. Bunu da yine konvansiyonel metotlarla elimizde çalkalayarak, ısıtarak yapıyoruz, eritiyoruz. Bunun yanı sıra bir tane insülin enjektörü yine gerekecek. Artı tabii gerekecek olan şeylerle dondurulacak olan tese materyalleri. Hadi başlayalım. Dondurulacak dokularımız viyallerde geldi ameliyathaneden. Şimdi öncelikle onları bir fetrin içine koyuyoruz. Elimizdeki dokuların hepsini görmek açısından buraya koymakta fayda var. Dokular ziyan olmasın, hepsini buraya koyacağız. Alamadığımız dokuları da bir insülin enjektörü yardımıyla tüpün içerisinden alıp koyabiliyoruz. Evet. Şimdi biz bu hastanın dokularını 3 parçaya böleceğiz. Genel olarak 3 parçaya ayırıyoruz. Tüplerimizi açacağız ve bu tüplerin içerisine yerleştireceğiz. Daha önce yıkamış olduğumuz materyalin de bir kısmı burada. Öncelikle bir pipet yardımıyla tüplerimizin içine bir miktar sıvı alıp koyacağız bunun içerisinden. Hatta dokular oldukça küçük. Bazen dokular çok büyük gelebiliyor arkadaşlar. Çok büyük geldiği zaman da iğne ucuyla almanız gerekiyor. Ama bu dokular oldukça güzel. Tübül tübül gelmiş. Şöyle yakından gösterelim. Bakın küçük küçük dokular içerisine koyduk. Diğer bir tüpe yine sıvıyla beraber alabilirim. Bakın pipetin ucuna geliyor çünkü küçük dokular ama bazen gerçekten büyük doku geliyor. O zaman da insülin enjektörünün ucuyla almak durumunda kalabiliyoruz. Buradaki bütün dokuları 3 eşit parça halinde dondurmaya çalışacağım. En son şöyle bir doku var elimizde, onu da alıyorum. 3. tüpümün içine koyuyorum ve biraz daha. Kalan sıvı ve dokuları da bütün tüplere eşit bir şekilde koyacağım. Evet, şöyle görebiliriz. Dokular içerisinde, üçünün de. Örneğin şu tüpe biraz fazla sıvı gittiği için üstünden çekebiliyorum. İçerisinde yaklaşık 500 mikrolitre kadar sıvı bırakmamız yeterli oluyor. Bu da zaten düşük.
Evet, dokuları şimdi tüplere yerleştirdik. Sırada kullanacağımız dondurma solüsyonunu tüplerin içine koymak var. Yaklaşık 500 mikrolitre kadar sıvı var tüplerin içerisinde. Dolayısıyla bunun formülü birebir koymak. Yani 500 mikrolitre sıvı varsa 500 mikrolitre de yaklaşık şey koymamız gerekiyor. Dondurma solüsyonu koymamız gerekiyor. Dolayısıyla pipetimiz bine ayarlı. Şöyle yarısı kadar alırsak tüpün içerisine çok yavaş bir şekilde ekliyoruz. Damla damla. Damla damla ekliyoruz. Yavaş yavaş. Hafif de şöyle çalkalamaya çalışacağım. Doku çok küçük olduğu için zaten dondurma solüsyonu kuvvetle muhtemel dokunun etrafında çevrileyerek penetre olmuştur diye düşünüyoruz. Hafifçe sağlıyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Üç tüpümüz de hazır. Dondurma solüsyonunu koyduğumuz test örneklerini direkt tanka aktarmıyoruz. Öncesinde bir yarım saat kadar sıvı azot buharında bekletiyoruz. Peki bunu nasıl yaptık? Kendimiz şöyle bir mekanizma oluşturduk. Şöyle bir köpüğün üstüne delikler açtık. İçerisine çok az miktarda sıvı azot koyuyoruz. Kapağını kapatıp tüplerimizi bu boşluklardan yerleştirip sıvı azot buharına maruz bırakıyoruz. Şimdi yarım saat bekleyeceğiz. Yarım saat geçtikten sonra tüplerimizi şu üzerinde gördüğünüz keyne sırayla yerleştirip sonrasında direkt sıvı azot tankının içerisine yerleştireceğiz. Şimdi yarım saatimiz bitti. Spermlerimizi keyne yerleştireceğiz demiştik. Hatta çıkarmama gerek bile yok. Şu şekilde sırayla keyne yerleştiriyoruz. Ve hızlı bir şekilde tankımızı içine atacağız. Hemen numaralara bakıyorum. 2 numarayı seçmiştik. İçerisine attım. Gazın içine koydum. Ve kapatıyorum. İşte bu kadar.